Herkese merhaba. YÖK dilde test edilen cümle tamamlama sorularına bakacağız. 11 tane sorumuz var. Hadi başlayalım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi, biological activity in soil slows down or stops. Topraktaki biyolojik faaliyet yavaşlar veya durur. Dedi, arkasından bununla ilgili artık şöyle olduğunda mı diyecek, gerekçesini mi açıklayacak, şundan sonra mı diyecek? Bunları bağlamaya çalışacağız. Bağlarken dikkat etmemiz gereken şey bir defa şu toprakla ilgili bir şeyin geçmesini bekleyeceğiz. Bu toprakla ilgili şey yeniden bir toprak diyerek de geçebilir veya onun yerine işte it diyebilir, bir pronoun da kullanabilir. Başka neye dikkat edeceğiz? Bir de burada slows down or stops diyor ya. Yani bir present tense'te kullanıyor ya, geniş zamanda kullanıyor ya. Bunun geniş zamanda devam etmesini, akmasını bekleyeceğiz. Şimdi bakalım. A şıkkında when oil spills were experienced in the ocean. Bu hani petrol sızıntılarının şeyde olması, okyanusa işte görüldüğünde diyelim. Buradaki bakın hem bir zaman anlamında olmadı, bir de oil spills'la toprağın ne alakası var diye bakabilirsiniz. Çizdik. Because soil is regarded as static and inactive. Burada da gerekçe açıklamış. Toprak statiktir ve de inaktiftir. Daha doğrusu şöyle çevirmek daha güzel olacaktır. Toprak statik ve inaktif olarak bilindiği için, böyle görüldüğü için, böyle görüldüğü için toprak yavaş şey yapar, işte biyolojik faaliyetler düşer falan gibi böyle bir gerekçe hiç oturmadı. Çizdik. After vegetation had started to regenerate itself in spring. Burada da bitki örtüsünün baharda yeniden kendini yenilemeye başlamasından bahsediyor. İki husus var. Bir tanesi had started, yani başlamıştı, bir past perfect bir ifade. Biz past perfect ifadeleri neyle kullanıyoruz? Başka bir past tense'de kullanıyoruz. Yani iki olay var. Biri daha önce öyle oldu. O yüzden ben past perfect kullanıyorum. Durup dururken past perfect kullanmıyorum. Bunu da bu gerekçeyle çizdik. So the moon's influence on the tide was dramatic. So bu yüzden demekti. Ayın bu hani gelgitlerdeki şeyleri etkisi dramatik, yani çoktu anlamına geliyor. Dramatiğin buradaki direkt very olarak düşünebilirsiniz. Evet, bildiğiniz çok. Burada da bir ilişki olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıktı. E şıkkında ise if the soil becomes too cold or too dry. Eğer toprak çok soğuk, yani aşırı soğuk ve aşırı kuru olursa işte biyolojik aktivite de ya yavaşlıyor, daha doğrusu yani yavaşlıyor veya tamamen duruyor diyebiliriz. Nispeten rahat bir soruydu diye düşünüyorum. Ol dolu bir cümle geldi. Ol dolu cümlelere baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada bir ifadenin olumlu mu olumsuz mu olduğuna bakacağız. Buraya bir şey koyacağız. Bir artı eksi koyacağız, tamam mı? Arkasından da buraya tam tersini, yani buraya artı dediysek buraya eksi diyeceğiz. Şimdi cümleye bakıp anlayalım, artı mı diyeceğiz, eksi mi diyeceğiz. Çünkü kontrastlık bildirecek ya. O kontrastlığı da şıklarda bulmaya çalışıyoruz. Although the world produces enough food to feed its population. Dünya nüfusunu beslemek için yeterli yiyecek üretmesine rağmen yeterli yiyecek üretiyor. Bu güzel bir şey. Artı. O zaman yani üretmesine rağmen hala aç insanlar var. Hala yetmiyor gibi bir şey. Yani aklıma ilk gelen bu. Bakalım şıklarda bulabilecek miyim? A şıkkında nearly 1 billion people do not have enough to eat. Neredeyse 1 milyar insanın yiyecek ekmeği yok diyor. Oldu mu? Oldu. İşte bu olumsuzluk burada karşıma çıkmış oldu. İlk çıktı. Diğerlerine de bakalım. That eating genetically modified food is a concern especially for children. Bu genetiği değiştirilmiş organizmalar, GDO'lu organizma diyorum, yiyecekler. Özellikle çocuklar için bir şeydir, endişedir diyor, kaygıdır diyor. Bu alakası olmadığını gördük. Yet de devam etmez bak mesela, buna da dikkat edelim. Yani zaten burada oldu o demiş, buna rağmen diyor. Tekrar niye ancak desin. Yet industrial agriculture helps increase the global crop. Burada endüstriyel tarımın böyle küresel mahsulü arttırmasından bahsediyor. İşte ancak arttırdı diyor. Bu da olmadı. Zaten yetiyor diyordu. D'de sosyoekonomik metotlar should be applied to stop this problem. Bu problemi durdurmak için uygulanmalı. Yetiyor zaten. Niye böyle diyorsunuz? Poor nutrition is no longer leading health risk worldwide. Bu kötü beslenme artık dünyadaki ana sağlık riski değil. Böyle onu oluşturmuyor diyor. Bu da bir
aslında baktığın zaman olumlu bir şey olmuş oluyor. Dolayısıyla bağışık güzel bir şekilde karşıladı. Because Bennu, the asteroid, regularly passes relatively near to Earth. Because da cümle başlıyorsa, cümleyi şöyle bitirin. İçin, böyle olduğu için diye. Yani buradaki asteroid düzenli olarak dünyaya yakın bir şekilde, nispeten yakın bir şekilde geçtiği için ne olacak o zaman bunun sonucu? Burada bir sonuç bekleyeceksiniz. Because sebep, because'dan sonra, virgülden sonra ya da virgül olmasına gerek yok. Şu cümleyi tamamlarken sonucu arayacağız. Sonucu arayacağız. Tamam. Peki. Ne olabilir geçtiği için? Buradaki şey, şu kelime bilinmeyebilir diye bunun İngilizcesinde yazdım buraya. Thoroughly dediğimiz completely, tamamen bütünüyle ya da kapsamlı bir şekilde anlamına da geliyor. Bu da relatively, nispeten demek. Bunu da hatırlayalım yeri gelmişken. Peki, dünyaya yakın geçtiği için it has not been studied thoroughly yet. Böyle bir şey, kapsamlı bir şekilde veya tamamen şey yapılmadı, incelenmedi, çalışılmadı. Yakından geçiyor. Olmaz. İlişki güzel olmadı. It is nearly impossible to analyze them. Neredeyse imkansız onları analiz etmek. Onlar kimler? O da gitti. Yine anlamlı da olmadı zaten. Scientists cannot understand how they occur. Bilim insanları onların nasıl oluştuğunu anlamıyorlar diyor. Hiçbir tarafından tutamadık. D şıkkında da astronomers can study its orbit closely. Astronomlar onun yörüngesini yakından ne yapabiliyorlar? İnceleyebilirler. O dediğimiz ne? Bennu, yani asteroid. Closely de yakından anlamına geliyor. Buradaki closely, yani zaten near, ikisi de böyle, buradan da belki şey yapabiliriz, bir yerlere varabiliriz. İşaretleyelim. E şıkkında da they travel more than a million kilometers. 1 milyon kilometreden fazla seyahat ediyorlar diye bir cümle gördük. Wild animals such as whales have larger brains by weight. Burada cümle while ile başlıyorsa iki tane unsuru mukayese ediyordur. Bunun da karşılığı nedir? Hatırladınız mı? Whereas'dir. Böyle de olabilir. Bu da aynı şekilde. Yani bu iken anlamını geliyor ama ikenden kastımız böyle bir kontrastı veriyor, zıtlığı veriyor. Yani hayvanların, bu işte balinaların böyle beyinleri büyük. Yani bunların, bir hayvanların beyinleri büyük olmasına rağmen de diye çevirebilirsiniz. Veya şey de diyebilirsiniz. Yani büyük iken işte insanlarınki küçük veya şunlarınki şöyle falan gibi böyle bir şeyliği verecek, bir karşılaştırmayı verecek. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu, yani detay var şurada, onu söyleyecektim. Balinaların beyinleri büyük ama by weight, yani kilogram anlamında, ağırlık anlamında bir büyüklük söz konusu. Belki burada bir fonksiyonla ilgili bir şey söyleyebilir. Yani ötekilerin de beyinleri küçük ama işte daha şeyler, ne derler, akıllılar, daha işte pratikler vesaire gibi bir şey de diyebilir, bilemiyoruz. Hadi bakalım, ama bir şey olduğunu biliyoruz, yani bir karşılaştırma yapacağı kesin. A baby whale uses up much more energy while growing. Bebek bir balina büyürken çok daha fazla enerji harcar diyor. Burada use up kelimesini consume olarak, tüketmek olarak yazdım. Bu önemli bir kelimedir. Phrasal verb'lerde karşımıza çıkma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla siz de not alın. Burada ne alakası oldu? Hiçbir alakası olmadı. Yani buradaki balinalar büyük dedik. Bebekler çok fazla enerji harcarlar. Gitti. Bir şey yapması lazım. Yani elmayla elma bir şekilde mukayese edilmesi lazım. The human brain is the largest relative to the size of its owner's body. İnsan beyni largest, yani en büyüğüdür diyor. Neyle kıyaslıyor? Bu şeyle, yani vücuduna oranla diyor. Ha evet, şimdi hayvanların beyinleri daha büyük. Yani kilo anlamında, ağırlık anlamında daha büyük. Ancak vücudun proporsiyonuna baktığımız zaman İnsan beyni daha büyük aslında. Dolayısıyla B şıkkı güzel bir şekilde oldu. Diğerlerine de bakalım. Such a small body, böylesine küçük bir vücut, may be a great advantage to move while in danger. Böyle tehlike anında büyük bir avantaj sağlayabilir diyor. Böyle küçük bir, such a small falanlarda yani dikkat edin. Yani such a small diyorsa, öylesine küçük diyorsa, bir önceki cümlede mutlaka işte böylesine küçük, yani o küçüklüğü vurgulayacak bir şey söylemesi lazım. Its brain consumes a large amount of energy while sending information. Mesela bu da mesela yaklaşabilir, çünkü balinalardan falan bahsediyor diye düşünebilirsiniz.
O bir yani çeldirici olabilir anlamında söylüyorum. Beynim büyük miktarda enerji tüketir bilgi gönderirken. Ama burada bir şeye de dikkat edin böyle durumlarda. Hani olabilir mi diye düşünebilirsiniz ama diyeceksiniz ki onun beyni. Neyin beyni? Biz hayvanlardan bahsettik, çoğul. Balinalardan bahsettik, o da çoğul. O yüzden it demez yani. Cümlede böyle bir hata olacağı için böyle bir kurgulama yapmaz. A special feature of the human brain is its need for energy. And buradaki şey insan beyninin özelliği demiş yani insan beyninin özel bir şey de özelliği de enerji ihtiyacında diyor. Dolayısıyla bu da anlamlı bir şekilde olmadı gördüğünüz üzere. Yani bir yerde bir yani bir beynin ağırlığı ile ilgili işte vesairesiyle ilgili bir şey söylemediği çok net bir şekilde çıktı ortaya. Even though, bu da although. Aynı şekilde artı eksiği burada da yapabiliriz. Bir de hatırlatalım bu cümle tamamlamalarda ve bağlaç sorularında hep böyle şey, hep demeyelim işte %70 oranında böyle zıtlıklar çıkar. Even though bacteria have had a bad reputation for causing disease. Bu bakteri bir hastalığa sebep olma konusunda kötü bir namı olmasına rağmen bad reputation'la kastedilen budur. Şimdi burası kötü bir şey var, ünü var. Eksi bakteriye eksi verelim. Burada da diyelim ki bakteriler ya o kadar da kötü şeyler değillerdir diyelim. A şıkkında more bacteria have become resistant to treatment. Daha fazla bakteri bu tedaviye direnç gösterir hale geldi. Resistant, böyle rezistans, direnç demek. Arkasından hep to preposition gelir. Bu önemli detayı da not alalım. Anlamlı olmadı gördüğünüz gibi. Yani bir şey lazım bana. Zaten olumlu bir şey lazım. Bakteri tedaviye işte şey yapıyoruz, direnç gösteriyorsa bu zaten pek de iyi bir şey değil. Yet various antitoxins have been used to treat infections. Aynı şekilde yani even though'da olduğu da burada yet olmaz demiştim ya yine çıktı karşıma. Çeşitli antitoksinler bu şeyleri enfeksiyonları tedavi etmek için işte kullanılıyor diyor. Evet, bu da anlamlı olmadığını zaten hem yetten biliyoruz hem de zaten bakterilerde. In reality aslında very few species of bacteria infect humans. Çok az bakteri türü insanları ne yapıyor? Enfekte ediyor. Bu olumlu mu? Evet olumlu. Yani aslında yani yüzde diyelim ki işte 80'i aslında etmiyor. %20'si ediyor olsun veya hatta daha da az demek daha doğru. %20 biraz şey oldu. Fazla oldu. Dolayısıyla güzel bir şekilde bu şeyi karşıladı. D şıkkında bacterial disease can have several serious outcomes. Bakteri hastalıkları çeşitli ciddi sonuçları olabilir diyor. Bu outcome, result demek, sonuç demek. Bu da gitti. Bu da zaten hani olumlu değil. E şıkkında it is not used to kill the harmful bacteria in humans. Bu her neyse itin ne olduğunu bilmiyorum. Bu insan vücudunda zararlı bakteriyi öldürmek için kullanılmaz diyor. Bu da bir tarafından tutulacak bir cümle değildi. Devam ediyorum. Scientists have designed a nano crystal 500 times smaller than a human hair. Bilim insanları bu insan saç telinden 500 kat daha küçük bir ne yaptılar? Bir nano kristal tasarladılar. Peki burada durduk. A'ya baktım. Because a laser could be used in order to protect holographic image in modern displays. Çünkü bu holografik görüntüleri modern sergilerde gösterebilmek için holografik yazar lazer pardon kullanılabilir diyor. Bununla bir hiçbir tarafından bağlayamadık. Yani bilim insanları bununla böyle bir şey yaptılarsa bunun ne için kullanıldığını söylemesini bekliyorum ben şu anda. Yani ilk aklıma gelen şey bu. Yani sebep sonuçtan ziyade ilk aklıma bu geldi. Bakalım doğru çıkacak mı? B'ye baktım. Since the old ones could perform much better. Bu da since ne demekti? Because demekti. Çünkü ya da şöyle çevirebiliriz. Eskileri daha iyi çalıştığı için. Eskileri daha iyi çalıştığı için 500 kat daha küçük yeni bir şey yapmaz. If they are used in anti-counterfeit devices in banknotes and in some medical application. Burada da if eğer demekti. Eğer bu hani counterfeit ve sahtecilik, kalpazanlık anlamına geliyor. Bu işte banknotlardaki şey sahte parayı tespit etmede veya işte bazı tıbbi uygulamalarda kullanılırsa iyi olur dersiniz, tasarladı demezsiniz. D'ye baktım. That turns darkness into visible light and could be used to create night vision glasses. Bu da karanlığı görülebilir ışığa çeviren ve
bu night vision yani gece görüş gözlüklerinin üretiminde işte kullanılabilecek bir şey diyor. Bak çok güzel oldu bu. DET'le bağladı. Yani bunun ne olduğunu DET'le bağladı. Arkasından da ne gibi fonksiyonu olduğunu söyledi. Ben de zaten bunu merak ediyordum. Böyle bir şey yaptılar. Bu ne yapacak acaba? Nasıl bir fonksiyon görecek diye merak ediyordum. Merakımı D şıkkı gidermiş oldum. E'ye baktım. In case they involve the study of behavioral light and interaction of objects with light. In case böyle olması durumunda. Hep aynı örneği veriyoruz ya. In case it rains, yağmur yağma ihtimaline karşı, işte geç kalma ihtimaline karşı. They involve the study of behavioral light and interaction of objects with light. Ne demek? Bunu onlar ne işte nelerse artık bu şeyler ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Onlar diyelim. Bu ışığın ve objelerin etkileşimini, ışıkla olan etkileşimini işte incelemesini içeriyor diyor bu çalışma. Bu da bir tarafından tutulmadı. D şıkkı güzel bir şekilde, net bir şekilde karşıladı gördüğünüz üzere. Burada devote kelimesini not aldım. Bu da önemli kelimelerden. Hem dedicate to hem devote to. Devote to diyorum çünkü devote'un to'su burada çıkacak karşımıza. Yani kaynaklarını buna adıyor. Dedicate to şuna adıyor, buna adıyor derken kullanabileceğimiz kelimeler. Boşluk geldi. Boşluktan sonra most aerospace companies devote their resources to improving existing products. Birçok bu uzay araştırma şirketlerinin baktığımız zaman kaynaklarını mevcut ürünlerini geliştirmeye adadığını söylüyor. Mevcut ürünlerini geliştiriyorsa ellerinde para olmayabilir ve yeterli zaman olmayabilir. Bir kaynaklarda bir eksiklik olabilir. Böyle bir şey yapıyorum kendi kendime düşünüyorum şimdi niye acaba bunlar yeni bir şey geliştirmiyorlar da existing productları, mevcut productları, ürünleri geliştirmeye zaman harcıyorlar. Ya da başkaları da başka bir şey mi yapıyor? Onları göreceğiz şimdi. A'ya baktım. Although development of a new flight vehicle might take a decade or more. Bu yeni bir uçuş aracının geliştirilmesi 10 yıl veya daha fazla sürmesine rağmen bunu yapıyorlar. Sürmesine rağmen yine de çalışıyorlar falan demek lazım. B'ye baktım. Since they design wings or body surfaces to make the craft faster. Bu işte kanatları ve gövde yüzeylerini işte uçağın daha hızlı gitmesi için tasarladıkları için o yüzden mevcut ürünleri yapıyorlar. Bu dokunmadı. After engineers subject a new model of the aircraft to tests in a wind tunnel. Bu mühendisler bu hani şeyleri modeli tasarlayıp arkasından da test ettikten sonra diyelim. O da olmadı. Because the cost of developing new flight vehicle is too so high. Şimdi çıktı ortaya. Yeni bir uçuş aracının geliştirilmesinin maliyeti çok yüksek olduğu için işte ne yapıyorlar? Onlar da eldekileri yeni ürün yerine existing olanlar, var olan ürünleri geliştirmeye adıyorlar kendilerini. Even before computer-aided design enabled engineers to test designs ise even before şundan önce bile yani bu bilgisayar destekli tasarımların mühendisleri tasarımlarını test etme imkanı vermeden önce bile bir de burada bir şey de var. Yani zamansal da bir şey var, sorun var. Hani past tense falan onu da göstermiş oldum. Bu da anlamlı olmadı. Burada mutlaka şeyi görmek lazım. Hani hem ilişkiyi göreceğiz hem de aynı zamanda bazı kelimelerin burada tekrardan karşımıza çıkmasını bekleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi de işte gördüğünüz üzere bir yine bakın şurada developing, geliştirme diyor. Onlar da tekrardan bir geliştirme ile ilgili bir şey çıkıyor. Veya işte buradaki uçaklardan bahsediyor ya da uçuş araçlarından bahsediyor. Onun yerine productlar kullanmış. Öyle. Devam. We will not be able to meet the climate warming goals set by the Paris Agreement. Biz bu Paris Anlaşması'yla yapılan bu iklim işte ısınma ile ilgili olan hedefleri karşılayamayacağız bunu. Yapamayacağız yani. Anlaştık ama bu hedefleri tutturamayacağız diyor. Şimdi tutturamayacağız dedikten sonra ne diyebilir? Hadi bakalım. As long as emission reducing technologies spread globally at incredible speeds. As long as olduğu sürece demekti. Bu emisyon azaltıcı teknolojiler, emisyon salınım demek. Emit kelimesi de sıklıkla çıkar karşımıza. Bu salınımı azaltan teknolojiler küresel ölçekte çok hızlı bir şekilde arttığı sürece diyebilir miyiz buradaki böyle bir şey? Bakıyoruz şimdi.
hızlı bir şekilde emisyonu azaltıyor zaten. Azaltıyorsa zaten yetişirsin sen zaten bana. Hani olmadı ki. Değil mi? Yani mantıken yani burada bunlar emisyonu azaltıyorsa daha temiz bir havaya kavuşacağız. İklim değişikliği anlamında olumlu bir adım atmış olacağız. B'ye baktım. Unless. Unless ne demekti? If not demek. Yani unless we speed up'ı, if we don't speed up. Yani şöyle Türkçesini söyleyeyim. Eğer hızlandırmazsak diyeceğiz. Tamam. İkisi de aynı anlamda. If we don't speed up, hızlandırmazsak, unless we speed up. The spread of clean technology immediately. Bu temiz teknolojiyi derhal hemen şimdi yaymaya başlamazsak biz bu anlaşmanın metnine sadık kalamayacağız diyor. Yani yapamayacağız bunu diyor. Dolayısıyla bu güzel bir şekilde karşılamış oldu. Ve bakın we'ler we'ler. Bu bir if clause yapısı olarak karşımıza çıktı. C şıkkında since we have long supported scientific advances in these fields. Since ne demekti? Because demekti. Cümle başında olduğu için anlamına geliyordu. Bu alanlardaki bilimsel gelişmeleri uzun zamandır desteklediğimiz için olmadı. Although global emissions of these gases have recently gone up significantly. Bu gazların küresel emisyonların önemli ölçüde son zamanlarda önemli ölçüde artmasına rağmen diyor. Bunda da şöyle hemen şuna bakacaksınız. Hani birçok şeye de bakabilirsiniz elbette de. These gases dedi ya, bu gazlar dedi ya. Hani bu gazlardan bahsetmiş olması lazım. Durup dururken böyle ortaya bu gazlar diyemez yani. E şıkkında because the institutions have already improved their experimental techniques. Çünkü kurumlar halihazırda bu deneysel tekniklerini geliştirdiler. Ya da şöyle bir bakalım. Enstitüler, kurumlar neyse bu deneysel tekniklerini çoktan geliştirdikleri için o zaman iyi bir şey olması lazım. As well as an increase in blood pressure, respiration and heart rate. Burada as well as'in katta anlam and'di. Bildiğiniz and and ve ek yapıyorsunuz yani. Yani bu kan basıncındaki artış, solunum ve daha doğrusu artış hepsini şey yapacak. Yani bu kan basıncındaki, solunumdaki ve kalp atışındaki artışla beraber bir şeyler daha olmuş bakın burada. Ezberez bunu anlatıyor. Bir şeyler daha var. Yani vücutta belli ki tepki veren bir şeyler daha var. O bir şeylerin bence bir gerekçesini söyleyecek. Yani ne oldu da böyle senin işte tansiyon yukarı çıktı, solunum hızın arttı, kalp atışın arttı. Bir şey daha da olmuş olması lazım. Ezberezden de bunu anlıyorum. A'ya baktım. Neuroscience had already become the fastest growing discipline. Nörobilim en hızlı büyüyen disiplinlerden biri diyor buradaki. Buradaki had already diyerek de geçmişten bahsettiğini görüyoruz. Bir past perfect var. Zamansal bir uyumsuzluk var. Buradan gitti. Anlamsızlık zaten aşikar. The rush of adrenaline causes a sudden release of glucose. Bu adrenalin ne yapıyor? Ani bir, hızlı bir şey yapıyor. Glikoz salınımı yapıyor. Ha, bak bir şey oldu burada. Arkasından da neler oluyor? İşte bunlar da o meydana geliyor. Sadece bu olmuyor. Yani adrenalinin olması işte kan basıncı, solunum ve kalp artışı hızıyla neticeleniyor. Bir de bir glikoz salınımı söz konusu. Bu güzel bir şekilde karşıladı. Bunu arıyordum yani. Böyle bir şey arıyordum. C'ye baktım. One of the basic requirements is certain coded information. Bu temel gerekliliklerden bir tanesi de işte ne diyor? Biz böyle kodlu bilgidir diyor. Yani a new system for diagnosing increase in blood pressure has been designed. Bu ne yapılmış buradaki? Yani bak, tansiyon artışındaki bir şeyi tasarlanmış. Daha doğrusu yeni bir sistem tasarlanmış. O da bu kan basıncındaki, tansiyondaki artışın tespitiyle ilgili. Bunun arkasından da bunu bağlayamadığımızı görüyoruz zaten. Son olarak da information is sent effectively around the nervous system. Bu bilgi sinir sistemi etrafında etkin bir şekilde ne yapılır? İletilir diyor, gönderilir diyor. Böyle burada da kalıyor. Bunu bir yere buradan bağlayamıyoruz. Şöyle çizelim. For instance, they constructed bridges to make traveling easier. Şimdi for instance demek, for example demek. Örneğin anlamına geliyor. Bir şey anlatmış burada. Bununla ilgili bir örnek veriyor. O anlattığı şey, ana konu neyse ona bakacağız. They constructed bridges. They dediğimiz kim? Bunu da şimdi merak edeceğiz. Bunu bulmamız gerekecek. Ne yapmışlar? Köprüler yaptım. Köprüler yaptım su içmeye. To make traveling easier. Burada
Yani seyahati kolaylaştırmak için anlamına gelen bir şey. Belli ki burada bahsettiği şey, yani bunların insanların kimlerse şimdi göreceğimiz köprüler yapmasıyla ilgili. Onlarla ilgili bir ön bilgi verecek, arkasından da örneği açıklayacak. Şimdi A'ya baktığımda The cities of the Romans had large populations and impressive public houses. Bu Roma şehirlerinin büyük nüfusları vardı ve de büyük etkileyici kamu binaları vardı. Tamam, bir bayındırlık söz konusu, bir işte inşaattan falan bahsedildi ama buna örnek verecek, işte köprüleri yaptılar daha rahat seyahat edebilsinler, edebilmeleri vesaire, bu onun olmadığı çıktı ortaya. B'ye baktım. Historians estimate that 90% of the population lived in the country. Tarihçiler nüfusun %90'ının kırsalda, buradaki country ile kastedilen kırsallığı, kırsalda yaşadığını tahmin ediyorlar. Bunun zaten hiç alakası yok. Ancient Rome was situated on seven hills and its monumental public buildings. Eski Roma 7 tepe üzerine kuruluydu ve de büyük, yani devasa kamu binaları vardı diyor. Bunda da yine bir bayındırlık söz konusu ama ortada bir şey yok. Yani bunun hani seyahatle ilgili bir kısmının olmadığı çok belli. The Romans displayed remarkable skill in building and engineering. Romalılar displayed göstermek demek. Show line anlamında bunu, bu kelimeyi de bilmek gerekiyor. Önemli bir yetenek gösterdiler. Neyde gösterdiler? İnşaat ve mühendislikte. Ha tamam, şimdi arkasından da bu yeteneklerini sergiledikleri örneği bu burada cümlenin diğer kısmında anlatıyor. A şıkkına bakalım. Rome ruled a vast empire with a small civil service. Roma yani. Bu ne yaptı? Büyük bir imparatorluğu yönetti. Hüküm sürdü. Rule'un anlamı bu. With a small civil service. Civil service dediğimizde böyle mülkiye memuru, devlet memuru. Yani bu devletin idaresi, devletin emrinde çalışan memurlar. Yani bunu bir küçük bir grupla yapabildi. Büyük bir imparatorluğu böyle küçük bir şeyle, devlet memurluğu kadrosuyla yönetti diyor burada açıkçası. Bunun da bir anlamı olmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Geldik son soruya. Nasıl geçti ders? İyi miydi? İyiyse beğendiyseniz beğene basarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz veya yorum yapabilirsiniz. Bunlardan açıkçası çok mutlu oluyoruz. As they will be able to store energy from wind and solar power. As dediğimiz için, because'la aynı anlamda, since'le aynı anlamda. Bunlar enerji depolayabildikleri için, yani nereden yapıyorlar bunu? Güneşten ve pardon, rüzgardan ve güneşten. Rüzgardan ve güneşten enerji depolayabildikleri için, şimdi bunun ne olduğunu merak ediyorum. Dey nedir? Bunu merak ediyorum şimdi. Böyle olduğu için bir şeyleri yapabiliyorlar. Değil mi? Yani bu yeteneklerini göreceğiz şimdi. Baktım. Future electrodes will not be very useful and efficient. Bu gelecekteki elektrotlar böyle yararlı ve verimli olmayacaklar. Şimdi bu olumsuz bir şey oldu. Bu, yani burada olumlu bir şey olmasını bekliyorum. Bunları yapabiliyorlar belli ki. Bir de yani enerji depolamasını güneşten yapıyor. Güneş diyorum. Şu rüzgar ve güneşten yapıyor. The faster recharging lithium battery has disappeared. Daha hızlı böyle yeniden işte şey yapan, şarj eden lityum bataryalar kayboldular. Bu da anlamlı olmadı. New generations of lithium batteries will be very popular. Yeni tip bu lityum bataryalar, piller popüler olacaklar. Değil mi? Çok popüler olacaklar. Neden? Çünkü bir yandan da bakın rüzgardan ve güneşten de enerjiyi depoluyorlar. Şimdi oldu. Bu D dediğimizde lityum bataryalar. D'ye baktım. Storing electrical energy quickly has not been achieved. Bakın bu da yine olumsuz bir şey çıktı. Elektrik enerjisini hızlı bir şekilde depolamak başarılamadı diyor. It was recently discovered by a group of scientists. Çok yakın zamanda, çokunu abarttım, sadece yakın zamanda bir grup öğrenci tarafından keşfedildi diyor. Yani bu da kopuk kalmış oldu. B şıkkı bu yönüyle gayet mantıklı bir şekilde oturmuş oldu. Evet, tamamladık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.